Bugün size sirozlu hastada dev mide varisinin koillerle kapatılması işlemini sunacağım. Koil demek sarmal halka demek. Tükenmez kalemlerde de olan helozonik bir yay vardır. Onun aynısıdır hemen hemen. Belli tipleri vardır. Ama üzerinde özel poliüretan fibriler, ipliksi yapılar vardır. Ve bu ipliksi yapılar kan hücrelerinin bir araya toplanmasını sağlar. Ve hemen kısa süre içinde pıhtı oluşur. Ve bu sayede o damarsal yapı tıkanır. Tabii ki varise giden bu damar tıkandığı için varis de giderek küçülür. Ve arkasından da kendiliğinden kapanır. Burada mide varisini görüyorsunuz kırmızı renkte. Oldukça büyük bir paket. Ve endosonografik görüntüsünü görüyorsunuz. Küçük küçük yuvarlak tübüler yapılar halinde. Evet, oldukça yaygın bir varis grubu. Ve bunu besleyen burada bir damarsal yapı var. Bundan iki tane üstten ve alttan iki tane dal ayrılıyor ve midenin içine giriyor. İşte midedeki varisi besleyen asıl bu iki dal. Hemen iğne ile bu besleyici varisin içine giriyoruz. Kontrast maddeyi veriyoruz ve akım yönünün mideye doğru olduğunu doğruluyoruz. Ve arkasından koil yerleştirme işlemine başlıyoruz. Evet, birinci koili görüyorsunuz. İğnenin içinden geliyor ve varisin alt kısmını dolduruyor. Özellikle alt kısımdan başlıyoruz ki iki tane midenin içine gelen o dalı kapatmak asıl amacımız. Şimdi ikinci koil geliyor ve ikinci koil de alt kısma yerleşiyor. Tabii bu iki koil de yeterli değil. Mutlaka biz bundan sonra birkaç tane daha koil yerleştireceğiz. Evet, görüyorsunuz. Şimdi üçüncü koil, ilk iki koil kapattı ama üçüncü koil yukarıdan gelen daha da etkili olacaktır. Ve gördüğünüz gibi özellikle yukarıdaki midenin içine gelen dalı üçüncü koilimiz kapatıyor. Dördüncü koil biraz daha yukarıya yerleştiriliyor. Çünkü oranın da kapatılmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi yukarısı da kapanıyor. Fakat biz bununla yetinmiyoruz. Mutlaka araya biraz orta kısma yine beşinci koili yerleştireceğiz. Burada beşinci koili görüyorsunuz. Ve evet, orta kısmı kapatıyor. Özellikle ilk midenin içine giren vasküler yapıları kapatsın diye. Şimdi altıncı koili yerleştiriyoruz ve görüyorsunuz zaten o bölgede hemen hemen hiç akım kalmadı. Altıncı koil besleyici damarı tamamen kapattı ve gördüğünüz gibi Doppler dediğimiz sistemle o damarsal yapının içinde akım yok, tamamen tıkandı. Şimdi burada fluoroskopik görüntüde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı koili yerleşimini görüyorsunuz. Mutlaka fluoroskopik kontrol yapıyoruz. Soldaki açık mide varisi, sağda da 6 tane koil ile kapattığımız besleyici damarı görmektesiniz. Başarılı bir işlem oldu. Tamamıyla bu besleyici damar ve varisler kapanmış oldu.